Türkiye'de çeşitli açıklamalar vardı. Tırlarda silah olduğu, yardım yerine işte ekmek yerine, yiyecek yerine silah gönderildiğini iddia etmişti bazı kesimler. Yani siz olayı çok daha yakından bilen bir kişi olarak tırların içinde ne vardı? Ben tırların içinde ne var diye ben size sorayım. Eğer bu tırlar bize gıda olmasaydı biz açlıktan ölürdük. Eğer bu tırların içinde silah koysaydılar biz Suriye halkı ne yiyecektik? Hiçbir şeyimiz yok. Bakın anlatıyor adam. Diyor ki ağaçtaki yaprağı bile yiyoruz. Kuşun ayağını bile yiyoruz. Toprağın içinde çıkan, biliyor musunuz bu Suriye'nin tespit edilen şey %90'ı çocuklar kansızlıktan bir durumda şimdi. Şimdi bana siz söyleyin. Ben bu gıda almazsam İHA'dan, AFAD'dan veyahut Kızılay'dan o silah, o 10 milyon kişinin 3 sene nasıl yaşayabilirdik o gıdalar almasaydık? Doğru. Ben gıda için tabii İHA'ya giderim veya AFAD'a giderim. Battaniye için onlara giderim. Yahut bir ilaç istediğim zaman 3 seneden beri başka kim kaynağım yok. Yani gidip de ben başka bir yerden, bir bankadan isteyemem ki bunu, bunlardan istiyorum. Bakın eğer ben silah ihtiyacımı karşılayacak bir duruma gelirsem, silahın tüccarları var bunlar. Niye ben gideyim burada? Silah tüccarları Türkler değil ki. Bakınız birkaç tane sniper, yani uzun menzille vuran kişiler Sırp çıktı. Alman çıktı. Biliyor musunuz? Bunlar sırf zevk için diyorlar, vuruyorlar. Bu artık silah biz değil. Biz gıdamızı almak için binlerce değil, yüz binlerce trader ihtiyacımız var. 10 milyon kişi yedirmek. Çünkü bu 10 milyon kişi nereden yaşayacak? Hepsi yerinden çıkmış. 2,5 milyon yalnız kamplarda Suriye'nin dışında.